Cahit Özkan, AK Parti Grup Başkan Vekili, asgari ücrette ikinci zam olacağına dair bir sinyal verdi. 2016 yılında sanıyorum iktidar şeyi kaldırmıştı. Bir senede evet. iki kez asgari ücrete düzenleme, zam yapılır diye bunu kaldırmıştı. Bu düzenlemenin tekrar gelebileceğini hissettirdi ve şu anda asgari ücretli sanıyorum bir zam beklentisi içine Cahit Özkan'ın sözleriyle girdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Böyle bir sinyal almasa yukarıdan bunu kendi başına söylemez bir. İkincisi seçim satımı halindeyiz. 2023. Bakanlık bir çalışma yapıyor bu konuda. Evet. Dolayısıyla ya bakanlığın çalışması da seçime dönük bir çalışmadır. Yani öz itibariyle evet, baktığında. Anladığım kadarıyla talimat vermişler. Evet. Temmuz ayında galiba. Evet. İkinci bir asgari ücret zammı yapılabilir. Biraz... Biz zaten burada konuştuk ya yani evet, evet. ta şeyden beri Aralık'tan beri yapılacak şeyi söyledik ya yani hepimiz burada konuştuk. Çok kısa bir süre içinde bu asgari ücretin anlamsızlaşacağını, yapılan artışın ve 2-3 ay içinde eriyeceğini 4.553 lira eridi. Söyledik bunu ve evet. oldu. Keşke haklı çıkmasaydık. Evet. Bu oldu. Şimdi seçimler var yakında. Genişlemeci politikalar uygulanacak. Bu asgari ücretin olsun tabii de tekrar değerlendirilmesi de bunun sonucu. Murat? Bu asgari ücretin, ikinci bir asgari ücretin belki de daha fazla da gelir bilmiyorum. Başka bir anlamı da var. Herhangi bir ekonomi politikası şu anda hükümetin yok. Tamamen tabii. topun gelişine vurmak diye bir deyim vardır ya. Öyle. Futbolda topun gelişine vurmak diye bir şey yapar. Aslında ne yapılması gerektiğini Erdoğan kabinesi içinde ya da AK Parti'nin hani etkili isimleri içinde ne yapılması gerektiğini çok iyi bilenler var. Bence Erdoğan da biliyor. Yapılması gerekenler yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Çünkü seçime doğru gidiyoruz. Onların yapılması halinde daha da oy kaybı devam edecek. Bu asgari ücret rakam olarak artacak ama değeri düşecek. Hiçbir anlamı kalmayacak. İşte sonucu, iki ay önceden geldiğimiz durum. Sonucu ne olacak biliyor musunuz? İster Erdoğan başta kalsın, ister muhalefet, şu anki muhalefet başa geçsin. Seçimlerden sonra feci bir kemer sıkma politikası Türkiye'ye gelecek. Maalesef oraya doğru gidiyoruz. Doğru. Yani şimdi yapılması gerekenler yapılmadığı için, Erdoğan yaptırmadığı için açıkça söyleyelim. Seçimlere kadar bu iş böyle giderse seçimlerden sonra kim olursa olsun başta müthiş bir kemer sıkma politikası gelecek. Buna şimdiden hazırlıklı olun. Ya bu bir sarmal aslında. Şimdi işte asgari ücreti bir daha arttırırız gerekirse. Yani biz vatandaşımızı mağdur etmeyiz söylemini kullanıyor ya iktidar. Ben de diyorum ki burada mesela asgari ücreti istersen 8 kere arttır. Hiçbir şey değişmez. Çünkü sen bu sarmala girmişsin. Artık bir sarmalda Türkiye ekonomisi. Doğru. Bir enflasyon sarmalı. Kendileri de diyorlar %70. Bakan Nebati %70'i bulacak sonra 2023'e tek haneye inecek diyor. Nasıl inecek? Bir sihirli değnek değecek herhalde. 2023 çünkü nasıl Haziran'ında ineceğin... işaret etmesi yine seçime endeksli. Seçime her endeksli, şeylerini tamam, seçime onu, endeksli hadi yapmışlar. Onu anlıyorum ama... Vadeli yalan söylüyor. Tamam dersin ki şu olacak da inecek. Şimdi o da yok. Vadeli yalan. Tamam da bunun bir sonu yok. Zaten asgari ücreti arttır. Peki ama Türkiye ekonomisi bu sarmaldan çıkmadıktan sonra her ay mı zam yapacaksın asgari ücrete? Çıkış o da bir şey fark etmiyor. Çünkü paranın bir değeri kalmadı yani. Bir de üstüne üstlük şimdi bu savaş krizi. Yani mesela akaryakıt fiyatlarındaki artış şimdi Cumhurbaşkanı diyor ya işte bütün dünya yaşıyor falan. Tamam bütün dünya yaşıyor ama Türkiye ne önlem alıyor belli değil. Yani bütün dünya bir buğday kriziyle karşı karşıya mesela. Şimdi ne yapacak? 3 ay sonra buğday krizi deyip o zaman mı dank edecek? O zaman mı bir şey yapılacak? Yani o da belli değil. Onun için bu bir sarmal. Hı-hı. Ya asgari ücreti arttırmak arttırılsın tamam da. Şey alım özel gücü, sektör için de aynı şey geçerli. Ya, özel sektörde çalışanlar da zam istiyor. Değil mi çalışanlardan Doğancım, herkes? Ama bir şeyi çözmüyor pardon, mesela. Yok buyur bitirdim buyurun. Doğancığım bu işten hani nasıl çıkılacak? Yatırım gelirse çıkılacak. Başka türlü çıkış yok. Türkiye'nin kendi tasarruf gücü yok ve bu politikayla en son işte yine bu kur şeyine, faiz şeyine döneceğiz. Yani hükümet demek istiyor ki Mahfiye İlmez çok güzel anlattı. Demek istiyor ki arkadaş siz borçlanma vatandaşa şöyle diyor hükümet. Tasarrufa değil borçlanmaya yönelin. Siz alabildiğinde borçlanın. Bunu demek istiyor. Şimdi buradan
nasıl bir çıkış yolu sağlanabilir? Hani biz büyük bir hata yapıp rasyonel düşünmeye çalışıyoruz. Yani öyle bir şeyimiz var. Yani olması gerektiği gibi düşünmek gibi bir hatamız var. Olması gerektiği şöyle. Dış yatırım gelmesi lazım. İstihdamı artıracak dış yatırım gelmesi lazım. Katma değeri artıracak dış yatırım gelmesi lazım. Bunun mevcut halde, yani finans çevreleriyle konuştuğumuzda mevcut halde iki yolu kalmış görünüyor. Yani bir tanesi Erdoğan bu şeyi artık bırakacak. Geleneksel ekonomi, yani ekonomi bilimine göre hareket edecek. Heterodoksa çıkıp ortodoksa dönecek. Geleneksel ekonomi bilimine emrediyorsa buna dönecek. Yani ha, bu böylelikle ne yapacak? İşte bu Ukrayna diplomasisinin getirdiği bir başarı var şu anda, doğru. Onu hani ekonomik kalkınmaya tahvil edebilecek ancak böylelikle. İkincisi de bir şey, iktidar değişikliği olacak ve o iktidar değişikliği de sadece sırf hani Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin gibi değil. Yani güven verici ekonomi politikalarıyla gelecek. Yani Türkiye'nin önünde, çünkü söylüyorum, bu önlemler geciktikçe müthiş bir kemer sıkma politikası Türkiye'nin önünde seçimden sonra bekliyor. Kim gelirse gelsin iktidara. Murat, bunların yapılması 80'ler, lazım. 80 öncesinde hatırlarsınız siyasetçiler arasında özellikle iktidara gelenlerde bir söylem vardı. Enkaz devraldık. MC'den sonra CHP gelirdi. İşte enkaz devraldık. CHP'den sonra ikinci MC gelirdi. Enkaz devraldık diye. Şimdi görünüş o. Şimdi gelen sosyal medyadaki mesajlara bakıyorum. Sokak yanıyor. İşte az önce muhalefetle dalga geçiyor diyoruz. Halkta da dalga geçiyor. Muhalefetle de dalga geçiyor. Üst perdeden konuşuluyor.